Bayramdan 15 gün önce kuruluş müdürlerimize bayramla ilgili tedbirleri almaları noktasında gerekli uyarıları yapıyoruz, istişarelerde bulunuyoruz. Bayram normal bir evde nasıl hazırlıklar başlarsa bizim kuruluşlarımızda da aynen o şekilde hazırlıklarımız başlar. Huzur evlerimizde, engelsiz yaşam merkezlerimizde, çocuk evlerimizde, çocuk evleri sitelerimizde bu hazırlıklar tamamen kuruluş müdürlerimizin organizasyonuyla kuruluşta hizmet verdiğimiz yaşlı, engelli, çocuk misafirlerimizin hatta kadın konuk evimizde kalan kadınlarımızın bayramda evlerindeki bayramı yaşatamasak da onu aratmayacak derecede hazırlıklarımız oluyor. MÜSİAD'ın çocuklarımız için hazırlamış olduğu bayram harçlıkları vardı. Dün onları dağıttık. Bizim çocuklarımızın, yaşlılarımızın, engellilerimizin yıllık, yazlık ve kışlık kıyafet alımları mevsimine göre yapılır. Şimdi bizim huzur evimizde 100 kişi kapasitemiz var. Bu pandemiden dolayı bir 10 kişilik bir izolasyon odası tutuyoruz. Her tamamen bitmediği için bir de yaşlılar olunca orada özel bir önem veriyoruz. 90 yaşlımız var şu anda huzur evimizde. Onlar 48 yaşlı engellimiz engelsiz yaşam merkezinde, 50 gencimiz erkek yetiştirme yurdunda, 60 kendimiz Fahri Kayan ve Bostan başındaki kiralık olan 10 evimiz var. Orada kalan, evlerimizde kalan çocuklarımız var. Malatyalı İş Adamlar Derneği tarafından yapılan bir çocuk evleri sitemiz var. Oranın kapasitesi de 126 ama şu anda 118 çocuğumuz orada da kalıyor bebeklerimizle beraber. Bunların her biri bayramı iliklerine kadar hissedecek şekilde yaşatmaya gayret ediyor. Koruyucu aile hizmetimizi bayramdan sonra ciddi bir şekilde tanıtmak istiyoruz. Çünkü şu anda koruyucu aileye vereceğimiz 20'ye yakın çocuğumuz var ama ailemiz olmadığı için hepsi kuruluşlarda kalıyor. Bunda 0-4 yaş arası çocuklarımız. Yani koruyucu aile biliyorsunuz ta Peygamber Efendimizin bile doğar doğmaz verildiği bir sistem olarak da gündeme sıklıkla geliyor. Bu vesileyle ben bir duyarlılık olması açısından koruyucu aileye özellikle Malatya'nın biraz gönül vermesini, eğilmesini arzu ediyorum. Bazen insanlar küçük bir hediye ile gelip orada işte biz bunu televizyonlar önünde dağıtalım, fotoğraflayıp sosyal medyada yayınlayalım. Buna müsaade etmiyoruz. Çünkü bizim orada yapılacak işler tamamen Rıza-i Bari için yapılacak işlerdir. Çocukları o manada afişe etmemiz veyahut da bir oyuncak için ekran karşısına çıkarmamızı kimse bizden beklemesin. Bu bakanlığımız çok bu konuda hassas. Sayın Valimiz gene öyleler. Yani ama bu tür yağ bağışları, alınabilecek oyuncak, kıyafet gibi şeylere de açığız her zaman. Malatya'da bir huzur evimizin yenilenme düşüncemiz var. Acilen yenilememiz lazım. Mesela Malatya'da bunu yapabilecek güçte iş adamlarımız da vardır. Veya bir ikisi bir araya gelerek huzur evimizin yerine yenisini, çok daha modernini Malatya'ya yakışır bir şekilde yapmak için ticaret odasından tutun da tüm aklınıza gelen STK'lara, iş adamlarımıza kapımız, gönlümüz açık. Yani yeter ki onlar desinler, biz onlara her türlü projeyi yapıp sunmak isteriz. Bu noktada da sizden özellikle bu koruyucu ile ve sosyal hizmetlere bina yapma noktasında her zaman halkımızla beraber protokol yaparak bu işleri yürütmeye varız. İlk bayramım olacak Malatya'da. 15 Şubat'ta başladım. Malatya insanının hep sıcaklığını, hayırseverliğini, Ramazan ayında da cömertliğini iliklerime kadar hissettim. Bu vesileyle başta bu cennet vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin muhterem ailelerini, annelerini, babalarını, eşlerini, kardeşlerini ve kahraman gazilerimizin 7/24 sosyal hizmetlerde çalışan bütün personel arkadaşlarımın ve dört dörtlük insanların yaşadığı Malatya'mızdaki bütün hemşerilerimin Ramazan bayramını tebrik ediyorum.